pa 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 pa. Amaç pantolonumu göstermek. Ba. Amaç pantolonumu göstermek. Kımıl kımıl. Kımıl kımıl. Kımıl kımıl. 7'den 70'e milyonların cevap aradı. Fakat bizim orada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim sevgili izleyenler. Siz cümbüşler ve siz kaynakçılar. Hepiniz hoş geldiniz. Ay oradan biri bravo diye mi bağırdı, wipeout diye mi bağırdı? Bravo. Ben de farkımsa böyle döndüm hemen. Wipeout mu? Ana dedim Asya herhalde şaşırdı nereye geldi. Demek çünkü Asya çocukluğundan beri hep wipeout'a gelmek istiyordu evet. Değil mi? Asya kaçlısın sen? 91. Evet. 91 mi? Evet. He tamam canım 91. Aa, yani. 90, bildiğimiz 91 evet, değil mi? Evet. Hani şey hadi yine iyisin, iyisin, iyisin. O dönem 90. Aynen. Çok güzel. Siz niye cümbüşsünüz? Biz neşeliyiz, eğlenceliyiz ondan cümbüşüz. Sen de halay başı, şey ekip başı? Ekip başı benim tabii. Kaptan, evet. Selahattin. Aynen öyle. Öğretmen misiniz siz? Bir tek evet. Ben değilim. Bir tek yine Asya, evet. Yine sen yapacağını yaptın. Hoş geldiniz cümbüşler. Teşekkür ederim. Bir tek Asya öğretmen değil. Sence Elif, Asya? Bizde de bir öğretmen var. Ha öyle mi? Evet. Nesrin. Evet. Nesrin hocam hoş geldiniz. Merhabalar, çok teşekkür ederim. Nesrin resmen öyle bir geçer zamandaki öğretmenler. Öyle bak oradan çıkıp gelmiş gibi. Zaman yolcu. Zaman neydi o? Zaman tünelinde yolculuk muydu? Öyle bir şey vardı. Galiba. Elif sen de 2000'lisin tabii. Ben de hatırlayamadım, sen de hatırlamaman normal. Siz ne yapıyorsunuz? Kaynakçı mısınız? Biz insan kaynakları departmanında çalışıyoruz. Ha insan kaynakları. İnsan kaynakları. Ama kaynakçı da olsa çok iyi olurdu ya. Anladın mı? Bizim kadınımız ya. Kesinlikle. Anladın mı? Herhalde yani. Duygu, bak senden de iyi kaynakçı olur ha. Ben baktım, evet. Kaynak lazımmış. Hoş geldiniz kaynakçılar. Kaynakçılar cümbüşlere karşı bakalım bu akşam final ödülümüz 10 bin lira için hangi tarafla yarışacağız. Ama bunu öğrenebilmemiz için kımıl kımıl pantolonumla beraber günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor başlasın. Sürprizli 1000 liralık bir cevabım var ya işte o tam 5 etapta var. Şanslı sorumun şanslı cevabı 5000 lira. Beş bin lira hak ettiği alkışı hiç almıyor. Orada herhalde şey oluyor, sürpriz gibi oluyor. Ve final ödülümüz 10.000 lira. Ne oluyor? Elif ve Selahattin'le başlıyoruz. Burası çok cümbüşlü hakikaten. Evet, adımıza yakışır şekilde geldik. Adınız nereden tanışıyorsunuz? Gökçe hocamla üniversiteden tanışıyoruz. Aynı kurumda çalıştık. Asya'yla da arkadaşımız o şekilde. Öğretmensin sen de. Evet öğretmenim. Ne öğretmenim? Fen bilimleri öğretmeni. Fen bilimleri. Kocaeli Üniversitesi. Sizi görünce heyecanlandım. Fark ya. Ettim. Normal hatta canım. Hatta size mani yazmıştım. Mani mi? Evet. Ay bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Ben rüyamda... Mani okuyordum bir sürü biliyor musun? Gerçekten. Sonra dedim ki ya ben eskiden çünkü çok böyle bir manilere takıktım. Şimdi biraz daha yine bir başlayayım dedim. Hizmet ayağıma geldi. İçime doğmuş. Benim öyle şeylerim var. Yolla gelsin. İstanbul'un sazları pek güzeldir kızları. Asuman Hanım'ı sorarsan Türkiye'nin yıldızı. Ay çok güzelmiş bu. Ay ben bir daha alırım sonra o maniyi. Şimdi biraz her heyecandan şeyli oldu. Biraz evet. Tekledi ama bence çok güzel. Teşekkürler. Çok sağ ol. Ne dedin Asuman Krause ne yıldızı? Türkiye'nin yıldızı. Tamam. Aslında dünyanın yıldızı da orada işte heyecandan söyleyemedim. Dünyanın yıldızı.
Yok ya, bana Türkiye'nin yıldızı yeter. Yeterli mi? Çok teşekkür ederim. Çok bu arada var. Manil, ay biliyorsun Ramazan ayına da çok az kaldı. Evet, inşallah davulcu olursam orada da şey yaparım, söylerim. Davulcu mu olacaksın? Çalışmalarım var, evet. Nasıl? Yani bizim bir mahallemiz var orada, küçük çalıyoruz. Mahalle üzerine. Nerede? Kartepe'de. Ha, siz İzmit'ten mi geliyorsunuz? Evet, İzmit'liyiz biz. Hoş geldiniz. Zaten 1-0 kafadan başladık diye düşünüyorum. 1-0, yok niye? Kesemedim ben sizi bir an. Şey peki mahallede ne yapıyorsun? Hakikaten davul mu çalıyorsunuz? Evet çalıyoruz. Söylüyoruz. Gelenekler hala devam ediyor bizde. Bizde de ediyor. İşte biz farklı. Nasıl farklı? Manilerle. Var mı başka mani? Yok bende yok. Babam çok söylüyordu ben söylemiyorum. Sen git baban gelsin. Olur onu da yolda. Ya ne tatlı. Baban mani, o da gidiyor mu davula? O gidiyordu zaten. Ben gitmiyordum ondan öğreniyordum. Çok güzel. Babanın adı ne? Halil İbrahim. Halil İbrahim abi. Çok öpüyoruz seni. Selamlar, sevgiler. Ay evet. Çok güzel mani. Başka manin var mı? Bir tek bana hazırladın. Evet. Doğru yani söyle. Biraz... Babam mı hazırladı? Yok. O çalıştırdı bunu söyle. Özellikle bunu babanın söyledim. Manisine mi kondun? Yani. Ne ama çok büyük güzel ya. Tabii. Güzel geleneklerimizde tabii ki. Tabii ki. Sürdürelim. Elif. Merhabalar. Ben hazırlıksız yakalandım. Bilseydim bir mani hazırlardım önden. Yok canım abi. Önemli değil mani ama bu şey devam ettirelim. Biz mesela Alperen geçen Ramazan, ondan önceki Ramazan davulcu bir abiyi çağırdık. Mani yok mu? Hazırsanız hedefi vur etabilem. Ekran izleyiciyle dostsun. Nice nice 200 bölümler olsun. Asuman Hanım 100 kişiye sorsun, hedefi vuranlar Erenci'ye dolsun. Ay, ay, amin. Manilerine mani olduk gibi oldu ama tatlıydı, çok tatlıydı. Bir dahakine babamı çağırırız. Evet, hakikaten ya dur. Tamam Alperen çıkışta şey yapalım. Halil İbrahim abi gelsin. Bize böyle manilerini burada bizimle paylaşsın. Elif. Elif ben. Özel bir sektörde insan kaynakları departmanında çalışıyoruz. Ekip arkadaşıyız. Buraya gelmek kimin fikriydi? Benim. Yok. Elebaşımız Elif. Elebaşı Elif. Sürpriz oldu onlara da. Başvurduk. Bir anı bırakmak istedik. Eğlenmek istedik sizinle. Çok geldik. Güzel. İyi, hoş geldiniz. Sağ olun. 10 puanlık sorunuz geliyor. Eller arkada Selahattin. 10 puanlık sorunuz Ömer işlerle ilgili. Ömer İşler, Ömer İşler, Ömür. Ömür Bey'in en sevdiği renk... Basabiliyor muyum? Bassın Elif. Siyah. Siyah mı? Selahattin, sorum tam geliyor. Ömür Bey'in en sevdiği renk siyah değil. Sizce nedir? Söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Sen değil. Mavi. Neden? Erkekler maviyi sever genelde ya. Erkekler maviyi ise evet. O yüzden siyah giydin. Ben öyle zayıf göstersin. Bakalım mavi mi? Bence kırmızı derse düşüp bayılırım. Ne dersin? Kırmızı. Kırmızı niye? Kırmızı çok severim. Bakalım hangi renkmiş? Selahattin, ayakkabına bak. Ay, bütün renklerde Selahattin'in üstünde ayakkabı. Herkes böyle ayakkabına bak. Soru şaşırtmıştı geldi. 10 puan bende kaldı. Görüşürüz Elif. Can Gül ve Selen geliyor. Selen, seni tanıyalım. İnsan kaynakları? Ben de insan kaynakları departmanındayım. Evliyim. 2 yaşında bir kızım var. Allah başlasın. Elif'in gazıyla böyle eğlenmeye geldik. Güzel bir anı bırakalım diye geldik. Oh, iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Can Gül. Evet, merhabalar. İzmitli misin? Aslen Sivaslıyım. Sivaslısın? Evet. İzmit'e gelin mi gittin? Bekarım. Ha, tamam oldu o zaman. Seni tanıyalım. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri öğretmeniyim. Selahattin Hocam'la aynı kurumda çalışıyorum. Diğer hocalarımı da tanıyorum. Sivaslıyım, bekarım. Buradan tekrar söyleyeyim. Halay çekmeyi çok severim bir Sivaslı olarak. Evet. Benim manim yok.
Üniversite zamanı şiir yazardım. Manim yok, halayım var diyorsun. Halayım var. Şiir mi yazardın? Yazardım, bıraktım. Size de yazamadım çünkü şiire şiir yazılmaz zaten. Sana diyorum sana. Duydu neler diyorlar bana. Sende tık yok. Ya çok güzel. Ay, ne diyeceğimi bilemedim. Canım. Dilim dumağım birbirine yapıştı. Çok teşekkürler. 10 puanlık sorunuz geliyor. Selen eller. Süper Lig'deki en yakışıklı futbolculardan birini söyleyin. Selen. Icardi. Harbi mi ya? Yani, çok futbolcu tanımıyorum. Galatasaraylı mısın? Evet. Eşin. Sen? Yok, Galatasaraylıyım. Ama Tuğçe fanatik Galatasaraylı. O bizi böyle Galatasaraylı futbolcularla hazırladı önden yarışmaya. Şaka yapıyorsun. Kesin futbolcu fanatik. Sorar mı dedi. Dedi. Zaten hep dinliyoruz sürekli Tuğçe'den ofiste de bol bol. Neyi? Galatasaray'ı? Galatasaray'ı ve tüm futbolcularını, maaşlarını, maç günlerini. Ha, o yüzden şey... Aramızda hasta Galatasaraylı mı var? Evet. Çok güzel. Icardi yakışıklı mı peki? Ya bir bak. Yani gelen cevaplar olarak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Icardi'yi bilmiyor yani şey olarak bilmiyor, ismini biliyor. Değil mi? Aklıma gelen ilk futbolcuyu söyledim. Ya ne tatlı, iş yerinde Tuğçe hepsine şey yapıyormuş, eğitim veriyormuş. Futbolcular. Bak bu Icardi. En çok onu duyuyoruz Tuğçe'den. Icardi. Evet. Onu da yeni duyuyoruz işte. Icardi var mı? Yok. 10 puan aldın Icardi ile. Bilmiyorum Icardi ama. Görüşürüz Cangül. Asya ve Duygu geliyor. Duygu, Beşiktaşlı mısın? Değilim. Rize. Yok, Fenerbahçeliyim. Seni tanıyalım. 28 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Ben de insan kaynakları alanında çalışıyorum. Dedim ki bu ekiple nereye gidilirse oraya ben giderim. Giderim dedi. Evet. Hiç sorgusuz, sualsiz, aynen harika. Aynen öyle. Peki insan kaynakları yani şirket ne üzerine? Şirket kişisel bakım, kişisel temizlik. Ha. Evet. İlgi alanıma girer mi? Girebilir. Girebilir. Evet. Nasıl girebilir? Kişisel bakım, kişisel temizlik. Güzel kremlerimiz, sabunlarımız, duş jellerimiz. Aa, tamam. Anne nerede? Tam çıkışta görüşelim. Tamam, haberleşelim. Asya, Asya dur. Bu çok güzel bir şey. Asya'nın mesleği ne sence? Tek öğretmen olmayan Asya. Asya'nın mesleği ne? Zor bir soru oldu. Sanki spor ya da sanatla ilgileniyormuş hissi veriyor bana. Sanat. Biraz ilgileniyoruz da yani. Öyle değil. O kadar da değil. Profesyonel değil. Hayatımızın merkezine de koymadık. Yani. Dur o zaman. Ben de bileyim. Dur. Ne mimar? Olabilir? Değil. Keşke olsam. Değil. Değil. Ne? Tatlıcı. Aa, olsun, o da sanat bence. Tabii ki sanat. Ama ben kendim yapmıyorum. Yani tatlılar hazır geliyor. Ben satıyorum. Franchising olduğu için. İşletmeci. Aynen, işletmeciyim. Tatlı dediğin her türlü tatlı var. Yani baklava dükkanımız var bir tane, bir tane de ekler. Dükkanımız derken mız kim? Kardeşimle beraber işletiyoruz. He, bana buralarla gel. Dükkan senin yani. Evet. Çok güzel. İzmit'te? Biri İzmit'te, biri İstanbul'da. He, tamam. Yok, biz de tam hazırlanıp İzmit'e gelecektik. Madem İstanbul'da nerede? Kurtuluş'ta. Sen ne diyorsun ya? Arkadaşların enerji deposu benim. İzmit'teki. Sizi de bekleriz dükkana. Ya, bir baklava ısmarladım. Yanlışım var Asya. Enerji deposu varsa o da benim. O doğru canım. Yo şaka yapıyorum ya, olur mu? Hep beraber tabii. Kurtuluş mu? Ben orada Kurtuluş, kaldım. Evet. Kurtuluş. Nerede? Son durağa yakın mı? Son durağa, tam son durağa yakın. Aynen. Kurtuluş demişken buradan Aytaç Doğan'a selamlar olsun. Geliyorum Kurtuluş'a. Ekibi toplayıp geleceğim. Tamam, bekliyorum. Neler var? Çeşit çeşit eklerler. Bir şey söyleyeceğim. Kadın seviyor, anladın mı? Arkadaş tatlıdan bazen bugün çeşit çeşit eklerler. Şöbiyetler, Kemal Paşalar, şeker. Başka neler var? Her şey hepsi var mı? Var, soğuk baklavalar. Bütün tatlılar bizde ya. Seni ben yerim ya. Bir şey söyleyeyim. Asya, buradan bütün tatlıcılara sesleniyorum. Asya'yı reklamda oynatın var ya, satış patlama rekoru kırarsınız. Lar,
Bir şey yapsan. Mesela dükkanı şu an pazarla. Sat yani tatlıları. Şeker. En güzel tatlılar burada. En tatlısından. Kendimi de pazarladım. En tatlısından. Ekler var. Belli ki ekler sen seviyorsun. Ben hepsini seviyorum ya. Tatlıya düşkünüm birazcık. Nereden geldi peki bu tatlı? Yani işe çevirme... Tutkusu. Tatlıyı çok seviyordum zaten. Kardeşimle de bir yer açalım diye bakıyorduk. Sonra dedik ki tatlıyı zaten seviyoruz ailecek. Tatlı dükkanı açalım ki ailemize yarasın. Ay ne güzel ya. Peki arkadaşların şey gelince hesap ödüyorlar mı yoksa? Yok yok ödetmem. Niye? Yalan yalan. Hayır ben istemiyorum tabii ki de kendileri atıyorlar. Ama doğrusu o. Evet. O bir kere. Evet. Bir kere dersin, benden olsun ama öbür türlü eş dost gelirse tabii, batarız. Tabii. Olmaz. Evet. Yani yapmayın öyle. Gittim ama bizden de para alıyor. Alacak tabii, ne yani şey mi? Hani aileye tatlı vermek için mi açtı dükkanı? Çok memnun oldum. Geleceğiz hakikaten geliriz. Tamam bekliyorum. Sen orada oluyor musun İzmit'te? Ben adresi yazarım hemen. Beklerim sizi. Ekler en sevdiğim. 10 puanlık sorunuz geliyor. Güneşli bir havada dışarıdayken ne yaparsanız yapın, kaçamayacağınız bir şey söyleyin. Asya. Güneş. Tatlı güneş var mı? Duygu. Güneşli bir havada dışarıdayken ne yaparsanız yapın, kaçamayacağınız bir şey söyleyin. Sıcak. Doğru. Bunu demek istemiştim. Çok tatlısın. Sıcak var mı? Adana'da mıyız? Ne yaparız ya? Çok güneşli hava. Neyden kaçamayız? Neyden kaçamayız? Ter. Ter? Terlemek. Bakalım neymiş? Gölge. Bilmece gibi. Gölge. Bilmece gibi. Görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Asya'nın tatlı dükkanına gidip tonlarca para ödeyen Gökçe ve Nesrin geliyor. Nesrin. Merhabalar. Nesrin hocam. Merhabalar. Sizin öğretmenisiniz. Ben İngilizce öğretmeniyim. 15 yıldır da mesleğimi yapıyorum. Ne? Evet. Sen kaç yaşındasın? 36 tamam. yaşındayım. Aa. Aynen. Maşallah. Hakikaten. Yakın zamanda da İK'da yine işte bir kariyer değişimim var. Yani 15 sene sonra böyle farklı bir yöne doğru gidiyoruz. Ha bıraktın mı öğretmenliği? Evet. Aa! Aynen. O nasıl oldu? Vallahi nasıl oldu? Yani nasıl sektörü değiştirdin? Şöyle 1,5 yıldır zaten bu firmadayız arkadaşlarımla birlikte. Buradaki firmadaki çalışanlara da işte İngilizce desteği sağlıyordum. He. Ardından da bir fırsat çıktı sağ olsunlar değerlendirmek istediler. Bu teklife de gelince ben de neden olmasın? Dediler ki seni çok sevdik Nesrin sen hep bizimle çalışsan. Eksik olmasınlar sağ çok olsunlar. Çok güzel. Seni tanıyalım Gökçe. Merhabalar Gökçe ben. Fen bilimleri öğretmeniyim. Burası hep fen bilimleri. Evet. Ben farklıyım. Asya hariç, Asya tatlıcı. Ben de farklıyım. Abdullah da farklı. Tamam, Abdullah gelecek birazdan. Öğrencilerime selam gönderebilir miyim? Yolla burada. Öğrencilerime selam gönderiyorum. Bu kadar yeterli. Tek tek istediler ama çok zor. Oyo, kaç kişi var sınıfta? 110. Kaç? 110 öğrencim var. Çok, buranda şey örümcek ödemesi mi var? Palmiye mi var? Küçük Prens. Kardeşimle yaptırdık. Gönül bağı kurduğun kişiyle ölene kadar sorumlusun diye böyle bir anı olarak yaptırdık. Gönül bağı kurduğun? Kişiyle ölene kadar sorumlusun. Yapmayın böyle lütfen. Çok duygusalım zaten. Ay ne güzel ya. Gönül bağı kurduğun kişiyle ömür boyu sorumlusun. Evet. Çok güzel. Bize yapalım mı Küçük Prens dövmesi? 10 puanlık sorunuz geliyor. Yalan söylediğinde tipi değişen birini söyleyin. Evet, bir dönem yaptım. Gökçe. Pinokyo. Pinokyo var mı? Pinokyo. Hiç aslında. Pinokyo nereli biliyor musun? Bayburtlu. Pinokyo nereli biliyor musun?
Şimdi evet. Samsunlu diyeceğim ama tutturabilecek. Samsunlu musun sen? Değilim aslında, Trabzonluyum. Çok Samsunlular geliyormuş da buraya o yüzden. Kim dedi onu sana? Alperen söyledi. Ne diyorsun Alperen? Benim buraya gelen ailelerime çok Samsunlu geliyor buraya mı diyor? Ne diyorsun anlamadım. Muhabbet nereden açar? Ha, Samsun, Trabzonlu mu falan evet, derken. Pardon, aynen. Pinokyo Romalı. Ha. Ha söyleyeyim mi onu da yani öyle. Aklımızda olsun işte Romalı. Babası İtalyan. Amca vardı ya o Romalı. Marangoz adayı. Evet. Pinokyo ne acayip değil mi ya? Çok evet. Tatlı. Gerçekte de öyle olsaydı güzel olurdu. İnsanlar yalan söyleyince burnunuza saçma. Ya sen var ya galiba. Sen neler var bu Gökçe'de? Çok yalan söylüyor insanlar öyle evet, mi? Evet, evet. Yalan söylediklerini anlıyoruz. Evet ama ispatlayamıyoruz. Bu can yakıcı. Can yakıcı. Gökçe var ya çok, bak bir dokunsan neler var Gökçe'de. Ağlıyormuşum birden be. Yo ağlama değil de sen benim gibi o da, anladın? Dertli göstermiyor, sinirli. Yalan, peki bir şey söyleyeceğim. Mesela böyle hiç başına gelmemi mesela, çok yakın arkadaşın yalan söyledi. Patlattın mı onu yoksa, okey mi dedin? Hatırlamıyorum ki. Ha? Hatırlamıyorum ya, illa ki yalan söylemiştir. Gidip söylemem, sen yalan mı söylüyorsun ya? Ben bak. İçimde yaşarım. Bak ben de. Doğru bildiğim, bak doğru bir anlasın, doğrusunu bildiğim yalanları yalanı dinlerken ben. Aa. Olmuyor mu öyle? Evet, anlat sen seversin yalanı. Ya evet. Yalanını balla kestim. Çok bir de o var diliyorum. Bak. Bunu, evet, evet. Görüşürüz Gökçe. Görüşürüz. Görüşürüz. Bugün çok dertliyiz. Abdullah ve Tuğçe geliyor. Abdullah bayağı halkı selamlar gibi geldi, farkında mısınız? Abdullah, fen bilimleri öğretmeni değilsin. Ne öğretmenisin? Rehber öğretmenim. Psikolojik danışman ve rehber öğretmenim. Ben de rapper anladım onu bir an, tamam mı? Kafam benim. Ya yayına girmeden ablamla falan konuşuyorsam zaten şeyim değişiyor bir anda. Almanca konuşuyorlar ya. Rapper öğretmeniyim anladım. Rehber öğretmeni. Evet. Aynı okuldasınız. Farklı okuldayız. Siz üniversiteden tanışıyorsunuz mu? Yok. Yok, hayır. İzmit'ten tanışıyorsunuz. İzmit'ten tanışıyoruz. Şu anda ben farklı bir kurumda görev yapıyorum. Arkadaşlarınız devam ediyor. Daha önce evet, bir geçen sene birlikte çalışmamız söz konusu oldu. Daha sonrasında ben biraz ihanet ettim. Evli misin, bekar mısın? Bekarım. Bekar? Evet. Memleket? Giresun. Aa Giresun. Aa ben de Giresun'um. Aa iki tane Giresunlu karşı Giresun'da? Karşı. Göreli. Trebolu, yakınız. Kardeş çıkarmışız. Şey köy? Orta Cami. Senin? Terzali köyü. Yakın mı? Bilmiyorum. Çok güzel. Tuğçe fanatik evet. Galatasaraylısın. Fanatik Galatasaraylı. Baya böyle evet. Her takıma maçı hakimsin. Hakimim. 11'i say. Muslera, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez, Sasha Boye, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay. Sasha Boye gitmedim ya. Gidiyor yakında. İnşallah gitmez. Gitti gitti kalır. O. Gitti, ben onu yolladım. Gitti. Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi'yi saydım zaten. Zaha, Tete, yedekleri de sayayım mı? Vay! Say yedekleri de. Bizim Fikri bile alkışladı bunu ya. Nelson, diğerlerini unuttum şu an ya. Olur mu? Heyecanlı, aa, evet, çok evet. Güzel. Tamam, diğerlerini unuttum. Vay be, sen kaç yıldır Galatasaraylısın? Doğduğumdan beri Galatasaray. Babadan gelen bir şey mi? Hayır, ailede bir tek ben Galatasaraylıyım. Ha, inadına Galatasaraylı. İnadına Galatasaraylıyım. Herkes ablam Fenerbahçeli, ben Galatasaraylıyım. Tamam, o bazen öyle oluyor biliyor musun? Yani bütün aile Fenerbahçeli, ben Galatasaraylıyım. Aynen. Ya da hepsi Galatasaraylı, ben Fener'i tutuyorum. Doğru onu. Yolu seçtiğimi düşünüyorum. Ona ben karışmam. Ben ona karışmam. Tuğçe'cim, sen insan kaynakları? İnsan kaynaklarında çalışıyorum 13 yıldır. Evliyim, 2 kedi annesiyim. Kadar. Ay çok güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. Bir Yonca Evcimik şarkısı söyleyin. Aboneyim abone. Söyle. Aboneyim abone, biletleri cebimde. Yeterli. Aboneyim abone var mı? Bravo. 10 puan gitti. Aboneyim abone.
Aa Yonca, senin seni çok öpüyorum. Efendim bu akşam aileler yarışıyor da başlangıcı şöyle yapmış bulunmaktayız. Cümbüşler 10 puanla başlarken kaynakçılar 20 puanla başladılar. Selahattin ve Elif'le ilk etabımıza bakalım neler olacak. Yüz kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Vücudumuzun B harfiyle başlayan herhangi bir yerine... Selahattin. Burun. Burun var mı? Bandıra bandıra. Burun. En popüleri. Görüşürüz Elif'ciğim. Buyursunlar Selahattin. Bandıra bandıra. Ay bittik artık. Şimdi Gonca Evciğim abone dedik ya. Ben bütün program boyunca beynimde dönüyor. Cangül. Vücudumuzun B harfiyle başlayan herhangi bir yerini söyleyin. Bacak. Bacak var mı? Bravo. Burun, bacak. Güzel. Asya? Evet. Evet. Basen. Bacaktan kopya çektim. Eklerleri yedik yedik. Bizim basen şişti. Basen var mı? İlk çarpı geldi. Gökçe. Boyun. Boyunumuzdan oldu Asya. Boyun. Senindir Gökçe. İlk sürprizi 1000 liram Gökçe'ye geldi. Abdullah. İki cevabım var. Bir tane lazım. Ben bir tanesini söyleyeceğim. Çok güzel. Ben bel diyor. Bel. Asya. Doğru. Bel. Ya şey neydi hatırlar mısın? 90-60-90. Vücudum var. He. Doya doya bitmez tadım. 90. Buradan İsmail YK'ya selam olsun. 90-60-90 vücudum var. Bir tane çarpınız var. Burun, bel, boyun, bacak, açılan cevaplar. Selahattin. Bilek. Bilek. Bravo. Bravo. Bir tane çarpı, Cangül bir tane de açılmamış cevap. Umarım vardır. Baş. Bence var. Baş açılırsa cümbüşler alır bu etabı. İkinci çarpı gelir. Fırsat ayağınıza gelmiş olabilir. Hazır bir etaba konmak üzere olabilirsiniz. Kümelenin vücudumuzda, vücudumuzun B harfiyle başlayan herhangi bir yerini söyleyin. Burun, bel, bilek, boyun, bacak. Asya. Üçüncü çarpı basen. Gelir. Yok. Basen. Yok diyor. Ben ne yapayım? Bir daha zorlayalım. Basen var mı? Ben diyorum. Sen? Eli değil. Tamam ben diyorum. Asya'nın kesin dükkanına gidiyor. Ya şöyle mesela haftada bir Asya'yla buluşup alınma. Aklıma bir şey gelmedi. İki ekler, bir çay. Asya tamam. 10 numara. Yeni kankito. Anladın? Asya'da o hava var. Gittin mi dükkana kanka oluyorsun. Ben. Açılırsa cümbüşler bu etabı alır. Kaynakçılar da boşuna kümelenmiş olur. Bence güzeldi. Vücudumuzun B harfiyle başlayan bir yerini söyleyin Tuğçe. Beyin. Nesrin. Ben. Ben. Evet. Duygu. Boğaz. Selen. Baldır. Baba o hepsi başka bir şey söyledi. Elif. Kaptan sensin, son kararı sen verirsin. Arkadaşlarımın hepsini dediğine katılmakla beraber baldır diyorum ben de. Baldır açılırsa kaynakçılar hazır bir etaba konar. Müzik
3'te kaldı. Cümbüşlerden Selahattin. Ne deselerdi etabı sizden alırlardı? Boğaz. Cangül ne der deselerdi? Boğaz ya da beyin. Asya? Bence beyin. Bakalım ne deselerdi kaynakçılar bu etabı alırdı? Beyin organ ama ya. Oo! Beyin ya bu beyin. Evet. Baldıra nereden gittin? Çoğunluk dağıldı dedi. Sen de yanıttın. Bakayım ne oldu? Kaynakçılar 20 puan da cümbüşler etabı kaptırmayınca 76 puanla öne geçtiler. Bravo! Bravo! Bravo arkadaşlar. Selen ve Cangül geliyor. Bravo! Haydi Selen! Bravo. Müzikle aran nasıldır Cangül? Yani hangi tarz seversin? Genelde türkü dinlerim ama. Türkü? Evet. Ah be, türkülerimiz ne güzeldir. Selen sen? Pop severim. Ya Selen ne tatlı. Korktu bir an biliyor musun? Şey yani soru kesin müzikle ilgili geliyor. Pop severim. Dur ben pop diyeyim de. Garanti olsun. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Zeki Müren'in sahneye çıktığı dönemde gazinolarda sahne alan bir başka sanatçı söyleyin. Cangül. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy var mı? Görüşürüz Selen. Soru harika bir soru. Bu taraf yoğunluk da kaçlı? 90'lar. Zeki Müren'in sahneye çıktığı dönemde gazinolarda sahne alan bir başka sanatçı söyleyin sorum. En popüler cevap Bülent Ersoy. Bakalım ikinci sürprizli 1000 liram kime gelecek? Asya sen değil. Yıldız Tilbe. Kesin sen değil. Ben ne merak ediyorum şu an? Zeki Müren. Sahne aldığında gazinolarda başka sahne alan Yıldız Tilbe var mı? Yok. İlk çarpıyı aldınız. Yıldız Tilbe aşkından ötürü çarpıyı göze alan Asya. Seviyor musun? Evet, çok severim. Hangimiz sevmiyoruz ya, değil mi? Yıldız'a buradan seslenmek ister misin? Çünkü her akşam bizi izliyor. Yıldız'cığım seni çok seviyorum. Baklava yemeye bekliyorum. Aa, süper fikir. Evet. Yıldız'la gelelim bir gün. Tamam. Kurtuluş. Olur. Son durak. Sendeyiz. Ama hesap ödeme iş söyleyeyim. Tabii canım. Zaten bizim yiyeceğimiz ne kadar ya? İki lokma bir şey yani. Var. Çay varsa bize yeterli. Çay var, kahve var, her tamam, şey mis. Var. Oh, pişi mi dedin? Yok yok. Ha, ben her pişi... şey var dedim. Ha, her şey. Gökçe. Çok fikrim olmamakla birlikte Neşe Karaböcek. Ya çok tatlı. Şarkısını bir hatırlasam şu anda. Neşe Karaböcek. Şadan abi sen hatırlarsın. Biliyorum evlisin. Halime bak dertli... Kemancı, tabii ya. Başımın tacı gitme. Neşe Karaböcek var mıdır? Bravo! Bravo Neşe Karaböcek. Abdullah. Aklımda yine iki cevap var. Yine? Ben Ümit Besen demek istiyorum. Oo. Ümit Besen? Evet. Nikah masasına. Okey. Öyle bir hani hatırlıyor musun yoksa böyle? Yani sadece o dönem sanatçıların düşündüm. Ümit Besen var mıdır? İkinci çarpı geldi. Kümele'nin soruda netiz değil mi? Zeki Müren'in sahne aldığı dönemde, gazinolarda sahne aldığı dönemde başka sahne alan sanatçı arıyoruz. Bir de şey var nikah. I love you, I love you. Do you love me? Yes, I do. Selahattin. Ne ettin? Bülent Ersoy, Neşe Karaböcek. İki tane çarpınız var. Bir tane daha çarpı alırsanız sürprizli 1000 liram gelmeyebilir. Zeki Müren'in sahneye çıktığı dönemde gazinolarda sahne alan bir başka sanatçı söyleyin. Emel Sayın. O.
Hiç riske girmedi. Emel sayın dedi. Mavi boncuk var mı? Sevgili Emel Sayın'dan sana 1.000 lira gelir Selahattin. Saygılarım. Sürprizli ikinci 1.000 liram da buraya geldi. Selahattin, ekibi toplarsın, Asya'nın dükkanına bir çökersin. Orada para vermiyor zaten. İşte daha önce vermediklerinin yerini verirsin. Aslında Cangül, şöyle ki şu anda sıkıntımız 2 tane çarpımız var, 3 tane açılmamış cevap. Bakayım, bak dönmüşler, bulmuşlar, belli. Bak orada Galatasaray'ın yedek takımını, yani yedeğine kadar sayan biri var. Buldu o. Sen değil mi Cangül? Benim de aklımda var 2 tane ama açılımı bilmiyorum. Güzel. Muazzez Abacı. Ay Muazzez Abacı var mı? Bravo! Muazzez Abacı hemen böyle... Asya. Dillere pelesenk olan bir şarkı, yine yetkili birine dönüyorum. Şadan abi, Muazzez Abacı şarkısı. Salih abi. Ya ben şey vardı, ben bir hata küçükken çok taklit ederdim, gitti aklımdan. Muazzez Abacım. Vurgun, Vurgun vardı, Vurgun hatırladım. Çok güzel. Buradan selam, sevgi, saygılarımızı yollayalım. Asya'cığım o sırada herhalde... Düşündün mü? Düşündün. Ferdi Tayfur demek istiyorum. Evet bakalım. Yıldız Tilbe'den sonra. Evet bakalım diyor bir de ya. Evet bakalım. Kendinden emin. Ferdi abimiz, Ferdi Tayfur abimiz var mıdır? Tüh be. Zeki Müren'in sahneye çıktığı dönemde gazinolarda sahne alan bir başka sanatçı söyleyin. Tuğçe. Erol Evgin. Nesrin. Muazzez Ersoy. Duygu. Ajda Pekkan. Selen. Ben de Muazzez Ersoy diyorum. Harika, herkesten başka bir şey çıkıyor. Elif'ciğim senden ne gelecek? Ben de Muazzez Ersoy diyorum. Mesela neden Erol Evgin demedin? Bilmem. Çoğunluk Muazzez Ersoy dedi. O yüzden Muazzez Ersoy. Çoğunluğu öyle mi dedin? Ha, Muazzez Ersoy. Ha, biz bunları da söyleyeceğiz ama sen yine Muazzez Ersoy söyledin. Yani başka fikirlerimiz de var. Bir son değerlendir dedik. Aa söylesene, ben Muazzez Ersoy'u aldım zaten. Yani işte Ajda Pekkan da geldi. Bir İbrahim Tatlıses diyen oldu. Evet ben dedim. Muazzez Ersoy, sevgili Muazzez Ersoy'u bir soralım bakalım var mı? Puanlar cümbüşlerde kaldı. Şahane miyiz? Muazzez Ersoy daha sonra daha galiba. Çok da emin değilim ama. Müzeyyen Senar. Hı? Müzeyyen Senar olabilir. Kim? Müzeyyen Senar. Müzeyyen Senar. Ajde en popüler 4'te bakalım kim varmış? Va, en popüler. 3. Bu devrin. Gel. Ya beni dinle tatlısın. Ne oldu Asya? İbrahim Tatlıses deseydim. Seviyorsun değil mi? Severim çok. Asya tamam, benden anladın mı? Hardcore arabesk. Ekler eşliğinde Yıldız Tilbe dinleriz. Asya ve Duygu geliyor. Hadi yemekle hepimizin arası iyi. Evet. Senin tatlıyla daha iyi benim galiba. Daha iyi. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Köfte dışında kıyma kullanılan bir yemek söyleyin. Karnıyarık. Karnıyarık var mı? Karnıyarık en popüler 2. En popülerini aşırırsan sizinle başlarız yine. Evet. Mantı. Çok severim.
Mantı var mı? Bravo. Görüşürüz Asya. Buyursunlar Duygu. Kaynakçılarla başlıyoruz. Bu arada bu akşam Asya'nın sevdiği her şeyi duyacağız. Yani o cevaplar çıkar çıkmaz oraya bakmıyor. Sevdiğini söylüyor. Nesrin, köfte dışında kıyma kullanılan bir yemek söyleyin. Şimdi söyleyeceğim ama çok kızacaklar bana. Niye? Lazanya. Niye kızsınlar? Çok Türk yemeği değil de o yüzden. Çok, çok. Ha, 100 kişiye sorduğumuzda lazanya demişler midir? Yo, lazanya çok artık böyle biraz herkese yani, değil mi? Yapılıyor. Lazanya yapıyorum. Ben de bazen şaşırıyorum. Lazanya mı yapıyorsun? Hemen hazır satılıyor falan diyorlar sonra. Lazanya var mı? İlk çarpı geldi. Çok iyisiniz. Ama olsun, biliyordu zaten. Kız ama kızmadılar. Baksana hepsi boncuk boncuk bakıyor. Kızmadılar. Benim babam çok güzel rahmetli lazanya yapardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Hakikaten çok güzel yapardı. Tuğçe. Öz Türk yemeğimiz lahmacun Nesmi'cim. Ya ne Tuğçe? Anladın mı? Kardeşi izlerken şöyle bir lahmacunu dürüp de yemeyecek mi? Lahmacun var mı? Lahmacun pide. Öz, ne dedin? Öz Türk yemeğimiz. Elif. Kıymalı pide. Daracık daracık sokaklar, kızlar misket yuvarlar. Pide var da, pide. Usta, pide var da. Doğru. Kıymalı pide var mı? Kız pide var ya orada Elif. Görmedim, lahmacuna direkt odaklandım. Çok haklısın. Ama o ne oldu ya? Hepimizin hakim sen olduğu kaldın. Bir konu, ikinci çarpı mı? Köfte dışında kıyma kullanılan bir başka yemek arıyoruz. Kümelenin. Sakin. Lütfen üstünü seveyim. 20 puandasınız. Evet. Sakin olmamız lazım. Selen'cim, bak beni oraya yollarsan lazım. Orada yollamayız Asya var. Inşallah. Zaten sevdiği yemekleri saysa illaki açılacak. Tamam mı? Sen deyim Selen. Kebap. Halis, mulis. Türk kebabı. Türk evet. Kebap. Bakalım kebap var mı? Kebap, karnıyarık, mantı, lahmacun, pide. İki tane çarpınız var. İki tane açılmamış cevap. Üçüncü sürprizli 1000 liram da yok ortada henüz. Bakalım ne olacak Duygu? Yapma Duygu. Kopya edebiliyor muyum? Cevap. 5. Tamam. 4. Dolma. Ne dedi de alkışlıyor. Bize gelecek diye. Dolma var mı dolma? Bin lira da sana gelir Duygu. Bak düşündün buldun gördün. Aslında vardı senin aklında. Onu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye. Çok kıymalı olmadığı için bir emin olamadım. Bazısı bayağı bir kıymalı yapayım. En popüler 6'yı da açtırırsa Nesrin, etap 2 tane çarpıya rağmen sizin. Tamam. Lazanyacı seni. Seni lan. Sen çok güzel bir Fransız yemeği söyle. Pişmanım. Bence benim annem çok güzel yapar. Çok acayip derecede antik kuntik bir şey değil yalnız. Börek, kıymalı börek. Börek açılırsa kaynakçılar bu etabı alır. Selahattin de açılmayacak diye düşündün dedin. Ama Gökçe de alkışladı sizi var. Bravo buldular diye. Daha basit düşünmek lazımdı ama börek yaptınız börek, iyi oldu. Evet. Kaynakçılar böylelikle börek evet. Deyince 107 puana geldi. Cümbüşler 135 puanla hala öndeler. Çağrışım etabıyla devam ediyoruz. Selahattin ve Elif geliyor. Çağrışım etabı biliyorsun. Evet. Çok güzel. 100 kişiye sorduk en popüler çağrışım yapan kelimeleri arıyoruz. İlk kelimeniz geliyor. Bornoz.
Duş. Kedi. Kum. Evcil. Köpek. Çağrışımları görelim. Güzel, hızlı cevap verdin. Elif. Bornoz. Duş. Kedi. Kum. Evcil. Hayvan. Ha dedim, neredeyse aynı şeyleri söylüyordun. Bakalım çağrışımları Elif'in. Peki şu nasıl olurdu? Bornoz. Duş. Havlu. Kedi. Köpek. Evcil. Hayvan. Hayvan. Görelim. Basit. Evet. İlk çağrışım yapan, aklına gelen. Görüşürüz. Selen ve Cangül geliyor. İtina. Selen. Özen. Kaktüs. Çiçek. Kısrak. Hızlı. Selen'in çağrışımları görelim. Cangül. İtina. Özen. Kaktüs. Bitki. Kısrak. At. Çağrışımları görelim. Puan senin. Duygu ve Asya geliyor. Asya hazır mısın? Evet. Hazır mısın Duygu? Hazırım. Ben değilim. Mecburiyet. Duygu. Zorundalık. Müracaat. Başvuru. Mazi. Geçmiş. Bakalım çağrışımları doğru mu Duygu'nun? Evet. 30 puan senindir. Nesrin ve Gökçe geliyor. Evet. Mızıkçı. Nesrin. Şımarık. Otoban. Araba. Rafadan. Tayfa. Bakalım çağrışımlar doğru mu? Mızıkçı. Oyun bozan. Otoban. Yol. Rafadan. Yumurta. Çağrışımları görelim. 30 puan senindir. Görüşürüz. Rafadan tayfa mı? Sırada kimler kimler var? Abdullah ve Tuğçe. Bravo! Haydi Tuğçe. Bakayım ne oldu? Oo, 30 sen al, sen Tuğçe. Tamam. Seçenek. Cevap. Soru. Cevap. Çiklet. Sakız. Çarşınları görelim. Seçenek. Şık. Soru. Cevap. Ciklet. Sakız. Çağrışımları görelim. 30 puan senindir. Görüşürüz Tuğçe. 150 puanım vardı. 30'unu kaynakçılar alırken 90'ını cümbüşler kaptı. Hemen şöyle bir hatırlatayım puan durumunuzu. Kaynakçılar 137 puandayken cümbüşler 225 puanla öndeler. Nesrin Hocam ve Gökçe geliyor. Yüz kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Tıbbi bir alet ya da cihaz söyleyin. Gökçe. Bistürü. 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 Bakalım var mı? Tıbbi bir alet ya da cihaz söyleyin Nesrin. Stetoskop. Stetoskop. Var mı? Buyur bismillah. Kaynakçılarla başlıyoruz bu etaba. Dördüncü etabımız kaynakçılarla. Tuğçe sendeyim. Sedye. Sedye var mı?
Sedyeyi de açtırır Tuğçe'ye. Bakalım sürprizli 4. 1000 liram. Hepsini verdim değil mi şu ana kadar? Bakalım 4. kime gelecek? Elif. Ateş ölçer. Ateş ölçer. Hayatımıza pandemiyle beraber hepimizin hayatına girdi. Var mı? Yokmuş. İlk çarpı geldi. Selen sendeyim. Tansiyon aleti. Şöyle bir tansiyonumu ölçüver. Var mı? Stetoskop. Ha, stetoskop. Biz de hep stetoskop diyoruz değil mi? Evet. Stetoskop, tansiyon aleti, sedye, duygu. İğne, şırınga. İğne, şırınga var mı? Şırınga, iğne de vardır. İki tane açılmamış cevap Nesrin'cim. Röntgen makinesi. Röntgen makinesi var mı? Cihaz. Dördüncü sürprizli 1000 liram sana gelir Nesrin. Tuğçe bir tane cevap kaldı açılmadı. Onu da açtırırsan bir tane çarpıya rağmen etap sizin. Tamam. EKG. EKG var mı? İkinci çarpı gelir. Kümelenin cümbüşler. Elif. Tıbbi bir alet ya da cihaz arıyoruz. Hava makinesi, nebulizatördü galiba adı. Ne deniyor? Nebulizatör. Nebulizatör. Hakikaten ne zor. Nebulizatör. Nebulizatör. Çok da kullandığım bir şey aslında çocuklara. Ha, sende çocuk var. İki. Var. İki tane. İki. Oy maşallah. Nebulizatör. Bir daha söyle. Nebulizatör. Nebulizatör. Sevimli nebulizatör. Varsa kaynakçılar ve tabi olur. Hakikaten yine onları başına kümeli. Ve bu defa boşuna kümelenmediler. Cümbüşler. Geldim. Abdullah. MR cihazı geldi aklıma. Onun dışında neşter geldi. MR, neşter. Gökçe. Ben de biraz önce neşterle bir sürü karıştırdım. Biz laboratuvarda bir sürü kullanıyoruz. Doktorlarınki neşterdi. Neşter. Asya, sevdiğin bir tıbbi alet cihaz. Pamuk. Ya ben aslında röntgen cihazı diyecektim ama onu dedi. Bir tek serum geliyor aklıma. Cangül? Benim de MR cihazı ya da serum. MR, serum. Neşter diyorum. Neşter cevabı. Bakalım cümbüşün yüzünü güldürecek mi? Neşter bu etabı da cümbüşlere kazandırır. Duble puan etabıyla devam ediyoruz. Aa. Tuğçe ve Abdullah geliyor. Hadi bakalım. Kaynakçılar çok önemli. 137 puandasınız. Onlar aldı başını gitti. Evet. Neden? Çünkü son anda etabı kaptırdınız. Bu arada annem sizi çok seviyor. Ya. İsmi Şenay. Sabah akşam sizi izler. Hakikaten. 9'da izler sonra sabahtan şey yapar. Sabahtan mı izler? Ha, şeyleri de tekrarlar. 9'da izler sonra tekrarını Şenay da izler. Şenay mı? Nerede? Evet, Şenay annem İstanbul Zeytinburnu'nda. Ha burada. Evet. Şenay abla çok öpüyorum seni. Muah! Kucak dolusu sevgiler. Ay çok tatlısınız Şenay'cığım. İyi ki varsınız. Sağ olun. Sayenizde reytinglerimiz tamam. Allah'ımıza bir şükür. Tuğçe, seninkiler izliyor mu beni? İzliyorlar. Ben izliyorum desene. Ben izliyorum sizi. Ya çok Wipeout'tan güzel. Wipeout'tan beri izliyorum. Wipeout'tan beri. Wipeout'tu evet. Cem. Ben Sen Ne Dilersen'den beri izliyorum. Ne? Sen Ne Dilersen filmi. Meleği oynadınız. Ooo.
evet, sanatsal bir filmim olmuştu. Aa, izlemiş miydin filmi? İzledim. Çocukken televizyonda yayınlanmıştı. O zaman etkilenmiştim. Daha sonrasında da böyle tekrar tekrar izledim. İşte zaten çocukken kimi etkilediysem etkiledim, anladın mı? O benim cebime kar. Sen ne dilersen, çok güzel bir filmdi. Hakikaten çok usta oyuncular vardı. Ya benim şey, ben rol çok hoşuma gitmişti. Melek. Meleği oynuyordunuz. Ama şey böyle. Tam işte ben, benim gibi tatlışka bir melek. Efendim, canım arkadaşım Hasan Yalnızoğlu da oynuyor. Başka bir melekti. Şey, Anadolu Ateşi'ndeki dansçı. Hasan Yalnızoğlu da oynuyordu diğer meleği. Ona da çok öpüyorum buradan. Ama çok kalp gönderiyorum. 100 kişiye sorduk. En popüler 5 cevabı arıyoruz. Yarın yapsam da olur diyerek ertelediğiniz bir şey söyleyin. İş. İş. İşten kastın ne? Örnek vermek istemiyorum. Örnek ver. Vermen lazım. İşten kastım mesela ev temizliği. Ev işi. Ev işi. En popüler 4. En popüler 3'ü bile açtırsan sizinle başlarız ki avantaj. Ama yeter ki kaptırmayın. Elif, Selen, kendi aramızda muhabbet sohbet yapmayalım. Yarın yapsam da olur diyerek ertelediğiniz bir şey söyleyin. Banyo yap. Olabilir. Banyo yapmak var mı? Görüşürüz. En popüler 6 olsaydı belki. Bazen şey yapıyor, aman şimdi şey yapmam, üşendim ya onu, yarın. Selahattin? Evet. Sen değil. Spor. 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 Evet. Spor var mı? Bravo. Bravo. Spor, egzersiz. Var mı başka bir mani Selahattin? Geldi mi aklına bir mani? Sizin sözünüz geldi. Benim sözüm? Evet. Yola gelsin. Gelsin. Başım başım diye övünme. Ne gelirse başa gelir. Diz yere değer de taş başa gelir. Hatırlıyorum. Sizden duydum ben bunu. Hakikaten ben söyledim bunu. Evet. Daha ne zaman söyledim? Sen ne kadar izliyorsun beni ya? Hayranınızım. Şarkınızı bile ezbere biliyorum. Hangisi? Dert etme aşk bulur kendi yolunu. Ellerimle kazmam ben kendi kuyumu. Bilmeliyim önce huyunu suyunu. Sonra çok önemli tenimizin uyumu. Sağ ol Selahattin. Benimle büyümüş işte, belli. Belli. Spor, egzersiz, ev işi açılır ve Can Gül'den ne gelir? Yani, yarın yapsam da olur dediğiniz. Alışveriş. Alışveriş var. Alışverişten sana 1.000 lira gelir Can Gül. Bravo. Ve Asya sendeyiz. Yetişiyorlar. Yine böyle al bir çarpı mı gelir Asya'dan? Yoksa sen bana hiç bir cevap açtırdın mı Asya? Cevap açtırdın mı hiç Asya bugün? Bir şimdi tane. Açtıracak. Bir tane açtırdım. Mantı. Ha, doğru. İşte yemek. Sevdiği yemek şey ya orada. Ben. Söyle. Yemek demek istiyorum. Dur bir dakika. Ben bazen erteliyorum. Ya sorundan şüphe ettirdi yahu. Yarın yapsam da olur. Ha. Yemek. Mesela hangi yemeği aman yarın yapsam da olur? Yani ben genelde akşamdan hazırlıyorum bazen mesela. Sabah yiyorum. Yani bazen akşam yapmıyorum, erteliyorum. Yemek var mı yemek? İlk siz çarpı gelir. İstemediniz mi abi? Gökçe, sendeyim. Sürekli yapıyorum bunu. Diyet diyebilirim. Sürekli erteliyorum. Oo. Diyet var mı diye. Seni çalıyorum.
Abdullah, sendeyim. Yine iki tane cevabın var mı? Yok, hayır. Şurada bir tane var. Bir tane ben bize lazım. Ben biraz da öğrenci işi düşündüm. O yüzden ödev diyorum. Aa, doğru. Ödev açılırsa cümbüşlerle bu akşam finalde yarışırız. Yemek deyince diyet mi geldi acaba? Cümbüşler! Tabii ki ödevlerimizi ertesi güne bırakmıyoruz. Ödevimizi zamanınızda yapıyoruz. Sonra boş vakit kalıyor bize, değil mi? Ay şeye baktım da onu hesap ediyordum demin. Siz de onu bilemeseydiniz öyle olur muydu, şöyle mi olurdu, ne olurdu falan filan derken gerek çok daha güzel yarıştınız aslında ama evet. O etabı kaptırdınız ya en son orada bence. Biz çok eğlendik ama. Finalde. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Bizim de amacımız olmak, bu. Burada olmak yeterliydi bizim için. Çok güzel. Çok keyifliydi. Çok teşekkürler. Ne mutlu bize. İyi ki geldiniz kaynakçılar. Alkışlarla öpüyorum sizi. Çok teşekkürler. Çünkü bu akşam finalde cümbüş var. Cümbüşlerle finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Selahattin Bravo. Gökçe. Bravo. İlk kiminle yarışıyorum? Benimle. Gökçe, seni şimdilik müzik odasına alacağım. Selahattin, senin de final için yerine. Bravo. Selahattin, heyecan var evet mı? Sizi görüp de heyecanlanmamak mümkün mü? Güzel. Selahattin, bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Tamam. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Yemekler ve tatlılarda kullanılan ortak bir malzeme söyleyin. Un. 16'nın katlarından birini söyleyin. 32. Bir okyanus ismi söyleyin. Atlantik. Koltuk yapımında kullanılan bir malzeme söyleyin. Sünger. Gardırobunuzu açtığınızda görebileceğiniz şeylerden birini söyleyin. Ceket. Çok güzel, alkışlarla seni yerine alıyorum. Final için Gökçe geliyor. Gökçe, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Değiştir dersen bil ki senden önce Selahattin aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da hemen cevabını değiştir. Sesinden oldu. Tamam. Çok heyecanlandım. Bravo. Heyecan güzel bir şey. Evet. Çok tatlısın. Yemekler ve tatlılarda kullanılan ortak bir malzeme söyleyin. Çikolata. 16'nın katlarından birini söyleyin. 64. Bir okyanus ismi söyleyin. Atlas. Değiştir. Pas. Koltuk yapımında kullanılan bir malzeme söyleyin. Deri. Gardırobunuzu açtığınızda görebileceğiniz şeylerden birini söyleyin. Gömlek. Bir okyanus ismi söyleyin. Pasifik. Güzel. Öyle kırıklar mı? Gökçe'nin yanına alayım seni. Bravo. Gökçe ve Selahattin 10 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışlar. Bakalım. Pasifik dipkinsin. Yemekler ve tatlılarda kullanılan ortak bir malzeme söyleyin dedim. Selahattin un dedi. Un size kaç puan kazandırır? Bravo! Buranın en popüler cevabıymış. Hani olmasaydı diyecektim ki tam Asya'ya göre bir soruymuş. Gökçe'den de çikolata geldi. Yemeği ben... Çikolata size kaç puan getirir? O
Olsun olsun, bravo. Ya ben yemeği algılayamadım o an. 16'nın katlarından birini söyleyin dedim Selahattin. 32 dedi. 32 size kaç puan kazandırır? Bravo. Bravo. Selahattin 2'de 2 en popüler cevapları açtırdın. Gökçe'den de 64 geldi. 64 size kaç puan getirir? Güzel. Bir okyanus ismi söyleyin dedim. Selahattin'den Atlantik geldi. Atlantik size kaç puan getirir? Bravo. 3'te 3 en popüler cevaplar geldi. Gökçe, senden de Pasifik geldi. Pasifik size kaç puan getirir? Yapımında kullanılan bir malzeme söyleyin dedim. Sünger dedi Selahattin. Sünger size kaç puan kazandırır? Gökçe'den de deri geldi. Deri 153 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Buranın en popüler cevabı şimdi olsa Kumaş. Ne derdin? Kumaş. Sen ne derdin Gökçe? Ahşap derdim. Evet. Buranın en popüler cevabı ahşap. Gardırobunuzu açtığınızda görebileceğiniz şeylerden birini söyleyin dedim. Gökçe'nin cevabıyla başlamak isterim. Gökçe gömlek dedi. Gömlek, siz cümbüşleri 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Çok kritik. Selahattin sen de ceket dedin. Ceket bu akşam size 10 bin lirayı kazandırır mı? Onu şimdi hep birlikte göreceğiz. Yeah.
Söylemiştir ya. Ceket denir ya. Ben belki de denmesi lazım. Nasıl ceket denir? Evet, halay severler burada. Bu akşam cümbüşler 10 bin lirayı kaptılar bizden. 1000 liralar kimde var? Sürprizli 1000 liralar. Oo güzel. Totalde evet. Burası Asya'cığım inan cümbüşler. 13 bin lira aldı bizden. Bir de çok tatlı bir Asya'yı tanıdık. İyi ki geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Efendim, kurtuluş son durakta görüşürüz Asya'nın orada. Yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.